TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Sizlerle birlikteliğimiz başladı. Saatlerimiz 15'i gösterene kadar burada olacağız benim ailemde. Ana kumanda masasında sevgili Muhittin Yaygıngöl bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Ben Hande Karagöz. Sizlerle birlikte olacağız. Saatlerimiz 15'i gösterene kadar dedik. Geçen hafta tam bugündü. Güzel bir konuk ağırladık. Sizlere KOBİ'lerle ilgili bilgiler verdik geçtiğimiz haftaydı. Yine bugün sevgili dinleyiciler, eski banka genel müdür yardımcısı ve turizmci Yaşar Turgut Bilgin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Size de kolaylıklar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İnşallah birlikte yine güzel bir program yapacağız. Geçen hafta programımıza bir giriş yapmıştık aslında. Bir ilk bölüm gibi düşünelim onu. Bugün evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Geçen hafta bir neler konuşmuştuk? Şöyle biraz toparlayalım mı isterseniz? Tabii ki. Turgut Bey. Geçen haftaki konumuz küçük işletmelerle ilgiliydi. Hı hı. Küçük işletmelerin özellikle kamu ve belediyeler, kamu kuruluşları ve bankalar karşısında zayıflıklarını ve giderici, onları güçlendirici, buralardan gelen orantısız dayatmalara karşı küçük işletmelere destek anlamında neler olabilir? Ayakta nasıl durabilirler? Nasıl devam ettirebilirler kendi varlıklarını? O konular üzerinde durmuştuk ve hı hı. Yine geçen haftanın bu konuda, yani bu anlamda en önemli bir mesaj olarak, konu olarak da bugüne kadar BDDK ve diğer kamu otoriteleri bireysel anlamda, bireyler anlamında bir takım düzenlemeler yaptıklarını söylemiştik. Hı hı. Bir takım, özellikle mesela kredi kartlarında, tüketici kredilerinde hem tüketicinin haklarını korumaya yönelik hem de bankalar karşısında özellikle tüketicinin, bireylerin güç durumda kalmaması anlamında bir takım düzenlemeler yapılmış dedik. Söylemiştik. Yapıldığını söylemiştik. Küçük işletmeler için ise ayrı bir küçük işletme hukuku, hani bildiğimiz küçük işletme hukukunu biliyoruz, işletmeler nasıl kurulur, nasıl çalışılır, organları nelerdir, bu anlamda değil de orantısız dayatmalara karşı işletmelerin, küçük işletmelerin güçlendirilmesine yönelik küçük işletme hakkı, küçük işletme hukuku düzenlenmesi konusu üzerinde durmuştuk. BDDK ve diğer kamu, bunun gibi kamu otoritelerinin bugüne kadar küçük bireyler konusunda yaptığı düzenlemeler gibi küçük işletmeler içinde bir takım hukuki anlamda ve onların haklarını koruma ve dayatmalara karşı güçlendirilme anlamında düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etmiştik. Peki o zaman bu hafta küçük işletmeleri bir tanımlayarak başlayalım mı programımıza? Tabii, memnuniyetle. Küçük işletme tanımı, KOBİ tanımı genel anlamda küçük ve orta boy işletmelerin, hani kısaltılmışı KOBİ diye adlandırdığımız KOBİ tanımı önem kazanıyor. Şunun için önem kazanıyor. Tanım neden önem kazanıyor? Özellikle destekler, hibeler ve krediler konusunda bu tanıma göre hareket ediliyor. Evet. O yüzden hem resmi anlamda ülkemizde bir KOBİ tanımı yapılmış vaziyette. Hı hı. Affedersiniz. Bu resmi gazetede de bu tanım yayınlanmış. KOBİ tanımını hem resmi anlamda yaparken hem de genel anlamda bizim kendi tanımlamalarımız ile temel olarak Avrupa Birliği müktesebatından bir takım göndermeler ve alıntılar yapılıyor. Bizim resmi gazetede yayınlanmış şekliyle KOBİ tanımına bakacak olursak, resmi gazete KOBİ'leri tanımlarken çalıştıkları kişi sayısına, hı hı, istihdam ettikleri eleman sayısına ve yıllık net satış hasılatına göre tanımlamalarını yapıyor. Bu da dediğim gibi Avrupa Birliği müktesebatın kaynaklı temel alınarak yapılan tanım. Hı hı. Resmi gazetede 250 kişiden az, 40 milyon TL'den fazla olmayan net satış hasılatı 40 milyon TL'den fazla olmayan
ve 250 kişiden az işçi çalıştıran işletmeleri KOBİ olarak adlandırıyor resmi gazete, tanımlıyor. Bunu tanımlarken de KOBİ'leri işletmeler şeklinde ele alıyor. İşletmeyi de tanımlıyor tabii bu arada. İşletme nedir? İşletme bir ya da daha fazla kişinin sahip olduğu ekonomik faaliyette olan birimlere işletme diyoruz malum. Restoranlar, kafeler, bankalar, oteller hep etrafımızda, sokağımızda gördüğümüz her yer birer işletme. Bu işletmeyi de tanımlarken bu şekilde ifade ediyor ve KOBİ'leri de mikro işletme, küçük işletme ve orta boy işletme diye ayırıyor. KOBİ'ler de kendi arasında ayrılıyor. Yani tanım yaparken mikro işletme, küçük işletme ve orta boy işletme diye ayrılıyor. Mikro işletmeler 10 kişiden az işçi çalıştıran yerler, küçük işletmeler 50 kişiden az işçi çalıştıran yerler olarak tanıma geçmiş. Şimdi tabii bu bizim resmiyette, resmi gazetede yayınlanmış şekliyle bu halde bu diyelim ki bu tanım neden önemli onu söylemiştik. Desteklere ulaşmak anlamında önemli. Desteklere başvurma anlamında önemli. 250 kişiden fazla işçi çalıştıran bir işletme KOBİ desteklerine, KOBİ hibelerine başvuramıyor. Onların kendi hukuku, kendi düzenlemeleri ayrı büyük işletmelerin. Bu anlamda tanım önem kazanıyor. Bu tanım hem Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde hem de bizim kendi resmi gazetenin kendi resmiyette tanımladığımız haliyle böyle. Ben nasıl tanımlıyorum? Ben de tabii bir bankacı geçmişimle ve bizzat işletmeci halimle benim de şu anda halihazırda bir otelimiz var. Evet. KOBİ işletmesi. Evet. Bir KOBİ tanımı yapacak olursak ben KOBİ diye daha ziyade 20-25 kişiden daha az işçi çalıştıran 5 milyon TL'den daha az satış hasılatı elde edilen ciro yapan işletmelere benim gözümde küçük işletmeler diye bakacağımız işletmeler bunlardır. Hani konuşmamızın başında küçük işletme hakkı, küçük işletme hukuku onların orantısız dayatmalara karşı güçlendirilebilmesi için yapılması gereken düzenlemeler diye başlamıştık konuşmamıza. Benim yaklaşımım KOBİ'lere, küçük işletmelere bu şekilde. Daha bu 25-50 kişiden fazla işletmeleri ise ben biraz daha gelişmiş orta boy ve büyük işletmeler olarak değerlendirmekteyim. Benim KOBİ'lere yaklaşımım bu. Bizim bir takım destekler, krediler, hibeler, haklar derken de yine bu anlamda ele alınmasının kendi açımızdan, kendi ekonomik yapılanmamız açısından ve faydalı olacağını da bu vesileyle ben ifade etmek isterim. Peki destekler, hibeler, krediler dedik nedir bunlar ya da KOBİ'ler hangi kuruluşlardan ne gibi destekler alırlar? Şimdi Hande Hanım bu yelpaze çok geniş. Çok pek çok sayıda küçük işletmelere, KOBİ'lere verilen destekler, hibeler ve krediler var. Bunu biz şöyle yapalım, şöyle yaklaşalım. Yani tek tek destek, hibe, kredi şeklinde saymaya kalkarsak belki daha bir karışıklık olur. Bizi dinleyenlerin, küçük işletmelerin özellikle bunu notlar halinde alabilmesi için ve daha akılda kalıcı olabilmesi için. Evet. Net algılayabilmelerine faydalı olmak için bunları kuruluşlara göre destekler diye ben sınıflandırıyorum. Hangi kuruluşun ne destek verdiğine göre olaya bakıyoruz. Öyle gidelim o zaman. O şekilde yaklaşalım. Şimdi bu kuruluşları 7 ana başlık altında ben topladım. Hani 7 rakamı genelde herkesin uğurlu rakamıdır. Nedense hep uğurlu rakamın nedir diye sorduklarımda 7'dir diye sorarlar. Sıcak geliyor demek ki insanlara. Herhalde bir de herhalde şöyle ben şöyle bakıyorum. Güneşin 7 rengi var. Sesinde ana 7 ana ses var. Şeklinde işte
7 katman var gökyüzünde, yerin altında 7 katman gibi. 7 ile ilgili pek çok şey var. Bu antiparantez bunu da böylelikle haftanın da 7 günü var diyelim. Konuşmuş böyle olalım. Evet, evet kesinlikle. 7 başlık altında topladım ben destekleri. Hı hı. Bunları şöyle hemen sırasıyla bir sayalım. Sonra tek tek üzerinde dururuz. Kuruluşlar, hangi kuruluşlar KOBİ'leri destekliyor? COSGAP. Birinci sırada ve en çok yaygın kullanılardan bir tanesi. İkincisi Avrupa Birliği hibeleri için TÜBİDAK. Üçüncüsü kalkınma ajansları. Dördüncüsü Exim Bank. Beşincisi Kredi Garanti Fonu. Altıncısı AGİBEM teşkilatları. Yedincisi de özel bankaların vermiş olduğu destekler. Krediler yani. Bu 7 ana başlık halinde bu şekilde saydıktan sonra bunları da tek tek açalım. Açalım COSGAP'le istersen. COSGAP'le başlayayım isterseniz. Evet. COSGAP. Şimdi COSGAP'le çok sık duyuyoruz aslında, evet, COSGAP'in adını. En çok küçük işletmelerin en çok başvurdukları yerlerden bir tanesidir. Bu küçük ve orta ölçekli işletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı'nın kısaltılmış şeklidir COSGAP. Bütün Türkiye'de hemen hemen her vilayette teşkilatlanmış vaziyette. Bu şey olarak hem bölge müdürlükleri hem de temsilcilikleri şeklinde var. Bazı yerlerde de birden fazla birimleri var. Örneğin İstanbul'da bir COSGAP İstanbul Anadolu Yakası Müdürlüğü. Bir de Avrupa Yakası Müdürlüğü şeklinde iki ayrı müdürlük var. Bazı yerlerde de tek müdürlükler şeklinde teşkilatlanmışlar. Şimdi siz işletme olarak nerede merkeziniz neredeyse kayıtlı anlamda, sicil kaydınız anlamında nereye kayıtlıysanız o müdürlüğe başvurup üye oluyorsunuz. İstanbul'un için Avrupa yakasındaysa Avrupa müdürlüğüne, evet, Anadolu yakasındaysa Anadolu'yu. COSGAP size burada bir uzman, sizin temsilciniz olarak uzman tayin ediyor. O temsilci sizi nasıl üye olacağınız, ne gibi desteklere başvuracağınız şeklinde yönlendiriyor. Şimdi bu COSGAP desteklerine de nelerdir? Hani kuruluş ve kuruluş başlığı altında destekleri sayacağız demiştik. COSGAP destekleri de çok sayı olarak fazla. Adet olarak çok fazla. Şimdi burada ben şunu bir anahtar olarak söylemek isterim. COSGAP destekleri nedir? Nasıl buna ulaşılır? Nasıl başvurulur? Nasıl takip edilir anlamında? Anahtar verebilirim kendi şeyimle. Tecrübelerimle. COSGAP.gov.tr web sitesinden, bu COSGAP'in kendi resmi sitesidir. Bu siteden bu destekleri takip etmek ve bunlara ulaşmak mümkün. Web sitesi son derece detaylı. Detaylı. Ve kullanımı kolay. Bunu size tahsis edilen, sizin temsilciniz olarak görevlendirilen uzmanla nasıl kullanacağınız konusunda oradan destek yardım alabilirsiniz. Siteye nasıl bakacaksınız? Nasıl kullanacaksınız? Hemen ben burada onu da söyleyeyim. Belki not edilebilir. COSGAP.gov.tr dediğiniz zaman gelen ana sayfada 3 tane başlık var. Başkanlığımız, bölümler ve destekler diye. Burada sizi ilgilendiren kısım hiç diğer yerlerle ilgilenmeden direkt destekleri tıklamanız. Destekleri tıklayıp destekler bölümünü açtığınız zaman bütün size desteklerin neler olduğu, aklınıza takılan soruları orada rahatlıkla bulabileceğiz. Rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Ve buralara nasıl ulaşılacağı, başvuru formları, ne zaman başvurulacak, bütün detay bilgiler burada mevcut. Şimdi buraya tıkladık, buraya girdiğimiz zaman bu destekler bölümüne bir sürü destekler ve sizi yönlendirecek bilgiler gelecek. Biz buradan genel olarak benim söyleyebileceğim buradan dinleyicilerimize iki destek önemli ve çok yaygın kullanılan haliyle. Yani en fazla kullanılan bir sürü destek var dediğimiz gibi çok sayıda ama iki tanesi ön plana çıkıyor, önem kazanıyor. Çünkü en yaygın kullanılanı onlar. Ben bunları burada COSGAP destekleri altında bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi
genel destekler başlığı altında sıralanıyor. İkincisi ise KOBİ proje destekleri. Hı hı. Yani iki ana destek var. Bunlar üzerinde hani durmak lazım. Hı hı. Genel desteklerde de yine kalem olarak baktığımız zaman 15-20 tane kalem var. Hı hı. Yani onları da burada bu programda tek tek saymamıza ben gerek duymuyorum. Hı hı. Zaten örnek, siteye girince görecek siteye girince bunları zaten tek tek inceleyeceksiniz. Hı hı. Kendi durumunuza hangisi uyuyor ise bu genel destekler 10 bin lira ile 30 bugün itibariyle 10 bin lira ile 30 bin lira arasında hibe şeklinde karşılıksız verilen yani destekler. Hı hı. Nedir bunlar örnek olarak? Örnek vermek gerekirse. Tanıtım desteği, yurt dışı iş gezileri desteği, eğitim desteği, hı hı, danışmanlık desteği. Diyelim ki siz firmanıza yurt dışında bir fuara katılacaksınız veya bir iş gezisi yapacaksınız, görüşmeye gideceksiniz. Bunun için COSGAP genel destekler bölümünden başvurunuzu yapabilirsiniz. Hı hı. Bu veya tanıtım için firmanıza bir broşür bastıracaksınız veya bir reklam yaptıracaksınız. Bunlar için de yine başvurarak bu yaptığınız harcamaları COSGAP'ten karşılıksız hibe şeklinde almanız mümkün. Hı. Yani destek anlamında. Bu desteklere dediğim gibi 10 bin lira ile 30 bin lira arasında değişiyor. Ve her sene de değişik rakamlar olabiliyor. Yani rakamları COSGAP her yıl güncelliyor. Bir işletme bir kez mi COSGAP'ten yardım alabiliyor? Şimdi bu detay olarak onun limitleri de var. Hı hı. Yılda bir kez o yardımı alıyorsunuz. Bazı desteklerde iki defa almak da mümkün. Hı hı. Dediğim gibi burada hani çok detay anlamında bilgileri COSGAP.gov.tr'den bu genel destekler bölümünden, desteklerin altındaki genel destekler bölümünden ayrıntılı bir şekilde tek görebilirsiniz. Tek inceleyebilirsiniz. Şimdi ikinci destek olarak da COSGAP'in hani küçük işletmelere söyleyeceğimiz ikinci desteği de üzerinde duracağımız, çok sayıda destek var ama hani önemli dediğimiz KOBİ proje desteği. Şimdi bu da projelere hibe şeklinde destek veriyor. Sizden geri istemiyor verdiği parayı, hı hı, yaptığı yardımı. Siz diyelim ki bir şeyinizi yenileyeceksiniz. Makine tesisat yenilemesi yapacaksınız. İmalathanenize makine alacaksınız veya bir yatırım yapacaksınız. Bir bunu projelendiriyorsunuz yapacağınız işi. Bunun için COSGAP'e başvuruyorsunuz. COSGAP başvuru formları ve proje nasıl yapacağınızı o şeyde dediğim gibi web sitesinde detaylı olarak anlayabilirsiniz. Burada şeyler var yalnız. Diyor ki size sen ne kadar yatırım planlıyorsun? Diyelim ki 1 milyon TL'lik yatırım planlıyorsun. Ben diyor %50'sini veririm diyor. %50'sini senin kendin harcaman lazım. Kendin finanse etmen lazım. Kendi kaynaklarınla. Ben %50'sini veririm. Veya kendi kredi de kullanabilirsin bankalardan. Hı hı. Ama ben bu projenin %50'sini veririm karşılarım şeklinde diyor. Yaklaşımı var. Hı hı. Diğer %50'sini siz kendiniz yapmak durumundasınız. Yani yaptığınız projenin tamamını karşılamıyor. Hı hı. Ve bu bir komiteden geçiyor. Yani bu projeniz komiteden geçiyor. Bunun belli süreleri var. Diyelim ki 6 ay, 24 ay arasında değişen sürelerde bu yatırımı bitirmeniz, bu desteği şart kullanmanız gerekiyor. Hı hı. Veya süre uzatımları da olabiliyor tabii. Oranı var, artı limitleri var. Örneğin 2015'te 150 bin TL'ye kadar size KOBİ proje desteği veriyor. 150 binden fazla alamıyorsunuz. Yaptığınız proje diyelim ki 300 bin lira, %50'si olarak 150 bin en fazla 150 bin lira veriyor. Bu komitede sizin projenizi değerlendiriyor. COSGAP Bölge Müdürlüğü'ne verdiğiniz zaman orada bir komite var. 3-4 kişilik işte meslek odasından oluyor, odalardan oluyor, hı hı, üniversiteden oluyor. COSGAP'in kendi çalışanlarından temsilciler bir araya gelip
sizin projenizi değerlendiriyor ve o verdikleri belirli süre içerisinde o projeyi tamamlayıp ara raporlarla bunu bildirmeniz gerekiyor. Bu da KOBİ proje desteği şeklinde KOSGEB'in verdiği destekler. Bir de bundan sonra 7 tane ana TÜBİTAK şey saymıştı. Ama ona geçmeden bir kısa ara verelim. Tabii memnuniyetle. Sizi bölmüş olacağım ama tabii. Kısa bir reklam arası sevgili dinleyenler. Reklamlarımızın ardından yine KOBİ destek hibe ve kredileri nelerdir başlığı altında ve hangi kuruluşlardan destek sağlayabiliyoruz? Bunlardan konuşmaya devam edeceğiz. Reklamlarımızın ardından programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Benim ailem TGRT FM'de sizlerle birlikte eski banka genel müdür yardımcısı ve turizmci Yaşar Turgut Bilgin bizlerle birlikte. Bugün KOBİ'lerin nasıl destek alabileceğinden konuşuyoruz. Daha fazla onun üzerinde ayrıntı yaptık. İlk bölümde KOSGEB'den nasıl faydalanabilecekleri hakkında bilgiler verdik dinleyicilerimize. Dedik ki ikinci bölüm başlarken TÜBİTAK'la devam edeceğiz. Çünkü 7 maddemiz vardı. KOBİ'ler bu 7 maddeden yararlanabilirler. 7 kurumdan yararlanabilirler dedik. Şimdi sırada TÜBİTAK var. Evet, TÜBİTAK'ta Avrupa Birliği hibeleri konusunda ARGE destekleri veriyor. Bu özellikle yeni ürün ve inovasyon konusunda yaklaşım var. Yine burada da TÜBİTAK'ın kendi web sitesinde her yıl vereceği programları açıklıyor. Burada da kuruluş TÜBİTAK Avrupa Birliği hibeleri konusunda TÜBİTAK sayfasında detay bilgi bulunabilir. Müracaat da buraya yapılacaktır. Üçüncü destek kuruluşumuz kalkınma ajansları. Ülkemizde bilindiği üzere hemen hemen sayıları 26-27'yi buldu galiba. Kalkınma ajansı var. Vilayetler şeklinde veya bölgeler şeklinde teşkilatlanmış. Bunlar diyelim ki İstanbul'da İSKA, İstanbul Kalkınma Ajansı. Ankara'da Ankara Kalkınma Ajansı. İşte Antalya, Isparta, Burdur, Batı Antalya Kalkınma Ajansı, BAKA şeklinde teşkilatlanmış bu kalkınma ajanslarımız. Bunları mesela diğerleri BEPKA, DOAKA, DAKA, DOKA, GEKA gibi bölgelerine göre işte Güney Anadolu Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı şeklinde adlandırılıyor. Şimdi bunlar da her sene kendi bölgelerine göre mali destek programlarını açıklıyorlar. Buraya da tabii KOBİ olarak yatırım ve proje destekleri veriyorlar. Açıklıyorlar verecekleri destekleri. Burada da yatırım süreleri var. Proje süreleri var. Proje oranları var. %25 ile %75'ini projelerin her projene destek verebiliyorlar. Siz hangi şeye bağlı iseniz, hangi ticaret siciliniz, merkeziniz neredeyse o bölgenin kalkınma ajansına müracaat etmek durumundasınız. Örneğin Isparta'da faaliyet gösteren bir imalathaneniz var. BAKA'ya, Batı Anadolu Kalkınma Ajansı'na Batı Akdeniz, affedersiniz, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na başvurmak durumundasınız. Başvurunuz içinde yine bu kalkınma ajanslarının kendi web sitelerinden destek programları şeklinde girdiğiniz zaman web sitesine detaylı bilgiler var. İşte nasıl başvuru formları nasıl hazırlanacak, kalkınma ajanslarına nasıl başvurulacak diye. Bunlar da asgari ve azami destekleme oranları, destekleme miktarları da söz konusu. Diyelim ki 400 bin liraya kadar örneğin proje desteği veriyorlar. Geri kalan oransal açısından da yatırım diyelim ki 1 milyon TL ise %50'sini veriyor veya %75'ini veriyor veya %25'ini veriyor. Hem projenin hem de işletmenin durumuna bağlı olarak. Kalkınma ajanslarının teşkilatlanması da ticaret odaları, vilayet, valilik şeklinde oranın kendi meslek odaları şeklinde bir araya gelen ajanslar.
Avrupa Birliği hibelerinin de dağıtılması konusunda bu ajanslar etkin rol oynuyorlar. Bu üçüncü kuruluşumuzdu. Dördüncü Exim Bank var. Exim Bank da ihracatçı, daha ziyade ihracatçı firmalarla ilgili. İhracat yapan firmalar. İhracat yapan veya ihracat sayılan satış ve teslimlerle ilgili olarak destekleri var. Exim Bank bir banka olduğu için desteği hibe şeklinde değil de kredi şeklinde geri ödemeli veriyor. Bunlar biraz daha orta vade, yani kısa vadeli, hemen 3 ayda 6 ayda bir yılda dönmesini değil de mesela ödemesiz dönem, bir yıl ödemesiz dönem veriyor. 5 yıla kadar vade veriyor. Vade dönemi uzun oluyor. Daha uzun vadeli bir şey var. Bir de piyasa faiz oranlarına göre daha uygun faiz oranlarıyla KOBİ'lere hizmet veriyor. Kredi veriyor. Bir kredi kuruluşu doğal olarak banka olması nedeniyle. Buranın da kendi sayfasından bankayla çalışma şartları artı bu kredilere başvuru şartları ile ilgili bilgiler mevcut. Exim Bank'ın KOBİ desteği açısından bir kredi vermesi uzun vadeli, yani orta ve uzun vadeli kredi vermesi. İkincisi de faizlerinin piyasaya göre daha uygun faizler olması. Ama burada şart KOBİ'nin veya işletmenin, küçük işletmenin ihracat yapıyor olması gerekiyor. İhracatçı firma olması gerekiyor. Veya ihracat sayılan mesela turizmciler de, otelciler de bundan faydalanabiliyor. Biliyorlar. Çünkü döviz getirisi var ve ihracat sayılan satış şekline girdiği için onlar da Exim Bank imkanlarından faydalanabiliyorlar. Daha sonra mesela şöyle diyelim, biz devam edelim yine. Beşinci kuruluşumuz destekler anlamında kredi garanti fonları, KGF olarak kısaltılmış. Kredi garanti fonunda adı üstünde kredileri garanti eden, teminat veren bir kuruluş, kefalet veren bir kuruluş. Yani siz oraya gittiğiniz zaman para bana kredi ver, finans desteği ver. O desteği teminat vermek suretiyle, diyelim ki Exim Bank sizden ipotek istiyor. Sizin de verecek ipoteğiniz yok. Kredi garanti fonuna gidiyorsunuz. Kredi garanti fonu bana destek ver diyorsunuz. Bakıyor, inceliyor. Tamam, uygun görürse size kefil oluyor. Teminat mektubu veriyor Exim Bank'a. Size ipotek verme, ipotek bulma, gayrimenkul bulma zorunda kalmıyorsunuz. Kredi garanti fonunda böyle bir desteği mevcut. Son olarak da zaten şimdi özel bankalar. İki şeyimiz kaldı. Bir AGİBEM dediğimiz Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri. Bunlar belirli bölgelerde var. İşte tek tek sayacak olursak İzmir'de var, Denizli'de var, Gaziantep'te var, Kayseri'de var, Erzurum, Çorum ve Malatya'da. Bunlar iş geliştirme merkezleri şeklinde teşkilatlanmışlar. KOBİ'lere yönetim danışmanlığı ve eğitim destekleri veriyor. Yani bunu AGİBEM'in özelliği de böyle. Bir de özel bankalar. Şimdi özel bankalar derken her özel bankanın, bunu yine şey yapacağız, ayrıca işleyeceğiz. Her özel bankanın kendi KOBİ teşkilatlanma, küçük ve orta boy işletmelerle ilgili teşkilatlanmaları hemen hemen mevcut. Bazıları da Avrupa Birliği ile veya değişik fonlarla birlikte hareket ederek özel kredi destekleri var. Örneğin Avrupa Birliği SELP 2 dediğimiz küçük işletmeler kredi programı adı altında işletmelerin sabit sermaye yatırımlarının finansmanı için 50 bin euroya kadar Türk lirası kredi veren bir mekanizma söz konusu. Bunu örneğin İş Bankası bunu veriyor. Yani bu hem uzun vadeli bir finansman hem de uygun faizle bunu kullanabiliyorsunuz. Sermaye ihtiyacının finansmanında. Bunlar da özel bankalara bir örnek olarak vermiş olalım. Yine özel bankaların kendi siteleriyle ilgili, web siteleriyle ilgili, KOBİ destekleriyle, KOBİ kredileriyle ilgili şey yapabilirsiniz. Hani bakıp inceleyebilirsiniz. Tabii özel bankalar adı üstünde özel kurumlar olduğu için bir hibe, destek veya şeklinde değil de kredi şeklinde yaklaşımları var. Neticede sizi kredilendirip belki geri ödemenizi istiyorlar. Bunlar bizim
7 ana başlık halinde sıraladığımız KOBİ'lere destek veren kuruluşlar bu şekilde özetleyebiliriz. Biliriz böylelikle. Evet. Peki bizim önereceğimiz onlara bu şekilde bunlara ulaşmak için küçük kolaylıklar olabilir mi? Tabii. Şimdi onu zaten konuşurken içinde anlattık aslında ama. Burada ben 3 ana maddeyi söyleyeyim. Bir tanesi web sitelerini incelemek. Detaylı incelemesini istiyoruz. Ve her kurumun örneğin COSGAP.gov.tr'de çok detaylı açıklamalar var. Hı hı. Bir tanesi web sitelerini. İkincisi uzman desteği almak. Yani eğitim almak bu konuda. Hani web sitelerine bakıp ben bu web sitesini nasıl kullanacağım? Nereye bakacağım? Hangi evrakların neler olduğunu yani detaylı bilgi almak için o web sitesinin işleyişini uzman desteğiyle çözmek. İkinci kolaylık. Hı hı. Affedersiniz. Üçüncüsü de danışman desteği. Hı hı. Şimdi şeye girdiğiniz zaman örneğin Google'a girin. Hı hı. KOBİ destek diye girin. Sayfalarca, yüzlerce sayfa danışman firma isimleri çıkacaktır. Hı hı. Şimdi bunun seçimi de önemli. Danışman firma seçimi. Hani güvendiğiniz, birlikte çalışmaya rahat edebileceğiniz. Beraber adım atabileceğiniz. Bir firmayı seçmekte fayda var. Çünkü hı hı. siz kendiniz bu konuyla çok ilgili olamayabilirsiniz. Hı hı. Yani bir danışman desteği, eğitim desteği ve web sitesi desteği sizi buraya ulaştıracak, desteklere ulaştıracak. Önemli kolaylıklar olacak. Kolaylıklar olarak sıralayabiliriz. Evet. Peki Turgut Bey, desteklerde KOBİ'lerin karşılaştığı sorunlar neler? Bunlara ne gibi çözümler üretebiliriz? Şimdi tabii küçük işletme, adı üstünde küçük işletme. Hani benim tanımım dediğim patron işin başında, çünkü adamın yöneticisi yok, hukukçusu yok, muhasebecisi yok. Patron da çalışan da kendisi aslında. Her şey kendisi. Adam aynı zamanda hukukçu, aynı zamanda yönetici, aynı zamanda muhasebeci, Becek. Aynı zamanda çalışan ustabaşı. Doğru. Yani küçük işletme. Belki restoransa garson. Küçük işletme şey tanımı gereği böyle. Hı hı. Şimdi biz de açıklıyoruz. Diyoruz ki küçük işletmeleri destekliyoruz. Bütün işte reklamlarla, duyurularla bunlar odaların sayfalarında, bakanlıkların sayfalarında her anlamda bir şekilde dillendiriliyor, duyuruluyor. Şimdi ben bir küçük işletmeyim. Ben bunları duyuyorum. Bir. Şimdi burada anlatıyorum işte kolaylıklar anlamında şu web sitelerine bakın, uzmanı arayın, eğitim alın, web sitesine nasıl bakılacağı şeklinde ama benim buna vaktim var mı? Hı hı. Ben, yaklaşık bir 5-6 dakikamız var. Evet. Yani şimdi bu anlamda küçük işletmelerin hem desteklere kavuşabilmeleri, ulaşabilmeleri anlamında hı hı. Bu kolaylıklara ulaşmaları da kolay olmuyor. Öncelikle işletme sahibi her işi yaptığı için hı hı. bunlarla uğraşacak, ilgilenecek zaman problemi de var. Ayrıca bir de işin içine giriyor. Diyelim ki işletme şeye başvuracak. KOSGEB'e başvuracak. Hı hı. Veya kalkınma ajansına bir proje götürecek. Bununla da kendi uğraşması lazım. En çok karşılaşılan problem evet. kağıt problemi. Yani kırtasiye problemi. Hı hı. Onu getir, o belgeyi tamamla, bu başvuru belgesini tamamla, ara raporları hazırla. O kadar çok kağıt isteniyor ki. Şimdi adam kendi işini mi yapsın? Bunlarla mı koştursun? Kağıt mı hazırlasın? Çünkü adamın zaten başını kaşıyacak vakti yok. Kendi işine tam konsantrasyon, full time işin başında. Hem tezgahta tezgahtarlık yapıyor, hem muhasebe işiyle ilgileniyor, maliyesiyle ilgileniyor, işletmesiyle ilgileniyor. Bir de şimdi gidip bu desteklere projesini geliştirmek için destek o kadar arıyor. Da koliler dolusu kağıt hazırlamak isteniyor. Hı hı. Şimdi bunu istiyorlar. Bu kağıdı kaldırmak, kağıt şimdi bizim bir hocamız var ya hani Osman Altı hocamız burada kendisini de saygıyla analım. Hı hı. Selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Üç kağıt ekonomisi dediğimiz kağıt işi çok yaygın. Yani bizim hem
bürokrasimizde değil sadece, bütün küçük işletmelerin bu tür desteklere kavuşmalarında da, ulaşmalarında da en büyük problem olarak karşılarına çıkan kağıt olayı, çok kağıt isteniyor. Bu Avrupa Birliği'nden bahsettik. Avrupa ülkeleri veya gelişmiş ülkeler bu kağıda göre değerlendirme yapıyorlar. Veya kağıda göre netice veriyorlar. Size desteği ona göre veriyorlar. Ama biz bize de bu şekilde angaje ettikleri için bizim destek kurumlarımızda değerlendirmelerini kağıda göre yapıyorlar. Şimdi biz bankacı olarak değerlendirmelerimizi, ben banka müdürlüğü yaptım demiştim. Adama gidiyorum, adam bakıyorum kaç senedir bu iştesin. Diyor ki ben 10 senedir, 15 senedir çalışıyorum. Adam küçük bir işletme. Adama desem ki bilanço getir, gelir durumunu getir. Adam kendisi vakit bulup getiremeyecek. Muhasebeciye gidecek zamanı yok. Muhasebeciye desek kendi muhasebecisi yok. Ben o zaman yetki kullanıyordum. Yani ben 20 sene önceden bahsediyorum. 25 sene önceden bahsediyorum. Yetki kullanıyordum. O zaman banka müdürlerinin yetkileri vardı. Diyordum ki onlara, sen madem 10 senedir buradasın, al sana 10.000 TL. Al 20.000 TL teminat mektubu. Hiçbir kağıt getirmene gerek yok. Onlar arkadan gelsin. Yani sen ihtiyacını sen gör. Sen yeter ki ihtiyacını gör. Başta bir rahatla. Sen ne zaman buna vakit bulursan, ne zaman imkan bulursan o zaman getir. Şimdi öyle bir durum da yok. Yani şimdi baktığınız zaman ne KOSGEB'in bölge müdürü, ne Kalkınma Ajansı'nın bölge teşkilatlanması, ne bankaların şube teşkilatlanmalarında bu tür yetkilendirme ve bu tür hareket imkanları yok. Öncelikle kağıt bilanço getiriyor. Arada kalmak istemediklerinden de kaynaklanıyor olabilir. Neden? Ne yapacaksın kağıdı? Kağıdı diyor işte bizim bakanlığımız istiyor, genel müdürlüğümüz istiyor, bu istiyor. Şimdi bu güzel de tamam kağıt bilanço getirelim, bilançosuz olmaz diyelim de bu kağıda ulaşmak, bilançoya ulaşmak her işletme, küçük işletme için mümkün mü? Adam muhasebeciye zaten vereceği parayı zor kazanıyor. Bir de ayrıca sana 3 yıllık bilanço hazırla, gelir gider durumunu çıkar. Bunlar da ayrı bir maliyet. Zaman ve maliyet evet. Külfeti getiriyor. Dolayısıyla benim bu vesileyle söyleyeceğim bu konuda bir önerim olarak kaydedebiliriz. Bölge müdürlüklerinin, şube müdürlüklerinin, temsilciliklerinin bu konularda yetkilendirilmesi, daha çok yetkilendirilmesi, daha çok inisiyatif kullanabilmeleri gerekiyor. Çünkü bizim ülkemiz gelişmiş Avrupa ülkesi gibi değil. Gelişmiş Avrupa ülkesinde faiz oranları belli. Diyor ki adam benim faiz oranım %4'ü geçmez. Enflasyon oranım %4'ü geçmez. İstikrar içerisinde. Buna göre bir sistematik içerisinde düzenlemelerini yapabiliyor ve bu kağıda yönelik değerlendirmelerini kolaylıkla yapabiliyor. Ama bizde durum farklı. Bizim hem ekonomik belir istikrarımız açısından, faiz ve kur gelişmeleri açısından, para değeri açısından dalgalanmalara maruz kalabiliyoruz sık sık. Bu nedenle hazırladığınız kağıdın değeri, hazırladığınız bilançonun veya gelir durumunun değeri 3 ay sonra tekrar değişmek durumunda kalabiliyor. Bu sorun çok önemli bir sorun olarak karşısına çıkıyor. Bütün en önemli sorunlardan bir tanesi bu. Küçük işletmelerin. Bu kırtasiye ve çok kağıt anlamında evrak buradan kurtulabilmek gerekiyor. Bunun için de yetkilendirmelerin, inisiyatif kullanımının için yetkilendirmelerin artmasında fayda görüyorum. Aslında çok zamanımız kısıtlandı, son 1-2 dakika içindeyiz. Toparlamak gerekirse Turgut Bey, neler söyleyebiliriz dinleyicilerimize? Sizin son cümlelerinizi de alalım bu konuyla alakalı. Şimdi ben burada biraz daha banka ve şey diyaloğunu, aslında biraz o konudan bahsetmek isterdim. Küçük işletme diyaloğunda ne gibi sorunlar var, ne gibi kolaylıklar olabilir. Maalesef ki zamanımız kısıtlı. Şimdi onu isterseniz başka bir programa bırakalım. Benim bir kitabım var, Batan Banka'nın Günlüğü. Bu kitapta çok detaylı olarak örnek olaylarla hem banka işletme diyalogları hem de bankaların işletmelerle ilişkilerinde karşılaştığı sorunlar açısından, hem bankacı gözüyle hem işletme anlamında
ele aldığım bir kitap. Hı hı. Bu bir aynı zamanda 2001 krizi için bir bankacı tarafından, bizzat o günleri yaşamış bir bankacı tarafından yazılmış olan tek kitap olma özelliğini taşıyor. Taşıyor. Başka ikinci bir kitap da yok bu anlamda yazılmış olan. Hı hı. Aslında bu kitapla ilgili de ayrıca bir programda bu konuları görüşmenizde fayda olabilir. Veya bu konulara ilgi duyanlar bu kitabımızdan da faydalanabilirler. Faydalanabilirler. Bunu ayrıca bir belirtmek isterim. Hı hı. Bir de söylemek istediğim bu küçük işletmeler hukuku konusunda, küçük işletmelerin haklarının düzenlenmesi konusunda, hı hı, hani konuşmamızın başladığı gibi bitirecek olursak, ekonominin can damarları, asıl damarları küçük işletmeler olduğu için çalışma yapılmasının gerekliliğine yürekten inanmaktayım. Çok inanmaktayım. Hani eski bir Milli Eğitim Bakanı, şu mektepler olmasaydı marifi ne güzel idare ederdim demiş. Şu küçük işletmeler olmasaydı ekonomiyi ne güzel idare ederdik şeklinde bir durumda olmaması için küçük işletmelerin nasıl tüketici anlamında bireylerin hakları düzenlendiği ise, özellikle bankalara ve kamu idarelerine karşı, hı hı, onların haklarını koruyucu tüketici hakları mahkemelerine kadar bir takım teşkilatlanmalar yapıldı ise, küçük işletmelerin haklarını koruyacak, küçük işletme hukukunu koruyacak, onların kamu idarelerinden, bankalardan gelecek orantısız güç dayatmalarına karşı onları güçlendirebilecek, zayıflıklarını giderecek, güçlendirecek destekler anlamında yeni düzenlemeler yapılmasının gerekliliğine inanmaktayım. Çok teşekkür ediyorum. Programımıza geldiniz. Eski Banka Genel Müdür Yardımcısı ve Turizmci Yaşar Turgut Bilgin'i ağırladık. İnşallah yine görüşürüz diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Ben Hande Karagöz. Ana kumanda masasında Muhittin Yaygıngöl vardı. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.